Merhabalar arkadaşlar. Herkese tekrardan iyi günler diliyorum. Bu videomda arkadaşlar Linux işletim sistemleri hususunda bazı detaylı açıklamalarda bulunacağım. Daha doğrusu Linux dağıtımlarını neye göre indiriyoruz? Hızına göre, stabilitesine göre, masaüstü arayüzü vesaire birçok Linux dağıtımında farklı arayüzler var ve çekirdek yapılarıyla gelmektedir. Yani buradaki ya videodaki amacım kernellerin daha hızlı oluşu ve bir dağıtımı kullandığınız donanımınıza uygun olan çekirdeği yüklemek. Bunu daha hızlı bir şekilde Xanmod geliştiricileri kerneli güçlendirmişler arkadaşlar. Şu anda ben Macbuntu işletim sisteminden videoyu çekiyorum. Bu yaptığım, hazırlamış olduğum sistemde de zaten Xanmod çekirdek var arkadaşlar. Yani burada şu hafızalara geliyor. Bir Linux dağıtımını hızlı yapan çekirdektir. Ancak tabii ki optimizasyonlar, yapılandırmalar ve seçilen arayüz de önemli. Kernel seçimi temel hız bakımından arkadaşlar en önemli unsurlardan. Ben Xanmod kernel sitesine girdim arkadaşlar. Normal Linux kernel dağıtımlarının da ana sayfasına girelim. Burada mesela hangi çekirdek işte son sürüm, eski vesaire donanımımıza uygun şekilde. Ben genellikle en son sürüm kullanıyorum. Şu an final yani stabil olan 5.9.11. Hatta Xanmod sitesine girdiğimizde de aynısını görmekteyim arkadaşlar burada da. Kıralım şunu. Aşağıda evet burada. 5.9.11 arkadaşlar. Yükleme şekli de zaten sitenin içerisinde yer almakta arkadaşlar. Dolayısıyla yüklerken de herhangi bir zorluk yaşamıyorsunuz. Aşağı doğru indiğimizde burada adresleri verilmiş. Sırasıyla konsol komutu ile yükleme işlemi var arkadaşlar. Bir de SourceForge üzerinden paket indirip sistemimize göre daha sonra paket konsol komutlarını da buraya eklenmiş. SourceForge sitesine girelim kendilerini. Buradan sürümümüze uygun Relast bakalım Relast'ı stabil. Buradan buradaki paket deposunu indirerek kurup sistemimizi daha sonra paketleri buradan da kendimiz manuel olarak da indirip burada paketler 3 paket 1 2 bir de şurada olacak şu 3 paketi indiriyoruz arkadaşlar dep paketi bunlar dep paketleri. Ondan sonra bu verdikleri komutu da şu yukarıda hemen sudo apt update sudo apt install xanmod hemen altına inelim. Evet, buradaki kod arkadaşlar. Dep paketini kuracaksak bu paketi kullanıyoruz. Şuradaki tak yani komut belli dizindeki bulunan dep paketleri yani biraz evvel gösterdiğim şekilde indirdiğimizde herhangi bir at girmeden bu komutla hepsini sırasıyla kendi otomatik kuruyor girdiğimiz zaman. Konsola kopyalıyoruz arkadaşlar. İndirdiğimiz farz edelim şeyleri, dosyaları. Paste ediyoruz. Ondan sonra enter'lıyoruz, kuruyoruz. İndirdiğimiz yer genelde zaten download dizini oluyor. Buraya iniyor mesela. Burada indiği zaman komut açarsınız buradan. Daha sonra verilen şeyi de konsol komutunu da giriyor. Şifremizi tanımlıyoruz, kuruyoruz arkadaşlar. Bu videoyu anlatmamdaki mantık arkadaşlar, yani bu çekirdeğin çok hızlı olduğu, hatta ben buradan göstereyim kendi çekeceğimi göstereyim. Evet arkadaşlar, Linux Macbook 5911 Xanmod gördüğümüz gibi. Çok seri, hızlı ve uygulama ve şeylerde oyun herhangi bir grafikte daha hızlı tepkime süresi var. Bilgisayar daha hızlı açıp kapanıyor. Onun için arkadaşlar Xanmod kernelini deneyebilirsiniz. Yani içerisindeki ağırlıkları, hantallıkları ayırt etmişler. Tepkime sürelerini arttırmışlar. Ve Linux işletim sistemi normalin çok üstünde daha stabil ve hızlı çalışıyor arkadaşlar bu sayede. Bunu da eğer ki videonun altından sorusu görüşleriniz olursa ben cevaplamaya çalışacağım. Benim hazırlamış olduğum evvelki dağıtım Ubuntu, Macbuntu, Ubuntu XFCE dağıtımlarında daha evveliyatında bu kernel çekirdeklerini uzun süredir kullanıyorum. Herhangi bir sorun yaşamadım. Aksine çok daha seri ve stabil tutarlı olduğunu fark ettim. Onun için bu çekirdek kernel'ı sizler de kullanabilirsiniz. Bir ince detay daha var.
Yükledikten sonra sisteminizde eski çekirdekler olacak. Bu eski çekirdekleri de sistemden kaldırırsanız alan açılır. Yani kaldırmak da gerekir. Ama yenisi çekirdeği yükledikten sonra eski çekirdeğin ola ki bir sorun yaşarsanız kaldırmadan bir dönüşünüz olur. Onun için eğer memnun kalırsanız da kaldırmanız gerekiyor. Kaldırmayla ilgili ben bir komut eklerim. Otomatik olarak sistemdeki eski çekirdekleri kaldırıyor arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.